Merhaba arkadaşlar yeni bir videoyla da sizlerle birlikteyim. Artvin'in Yüzfeli ilçesinde Türkiye'nin en yüksek barajı inşa edildi ve bu barajın ardından da eski ilçe merkezi sular altında kaldı. Tabi sular altında kalmadan önce TOKİ tarafından inşa edilen yeni yerleşim yerine vatandaşlar taşındı. Bu yerleşim yerinin de videolarını geçen haftalarda sizlerle paylaşmıştık. İzleyicilerimiz o videoların ardından yerleşim yerinin yanlış seçildiği yönünde yorumlar yazdılar ve ilçenin aslında oraya değil de daha farklı bir bölgeye konuşlanabileceğini veya işte köyleri böyle geniş arazi yapısında olan yerlere taşınabileceği yönünde yorumlar aldık. Şimdi ben de bu videomda ilk olarak Peterek köyünü ele almak istedim. Siz değerli takipçilerimin de yorumlarını bekliyorum. Yine Üsüfeli İlçe Merkezi eskiden Öydem Köyü'ndeymiş ve yine Kılıçkaya Köyü'nde de bir müddet ilçelik yapmış. Oralarında ileriki günlerde inşallah fırsatını bulabilirsem çekimlerini sizlerle paylaşacağım. Ve ilçe merkezinin şu anki bulunduğu yere değil de buralara konulması durumunda daha güzel bir ilçe olabil, olup olamayacağı yönünde yorumlarınızı, fikirlerinizi yazmanızı istiyorum. Tabi ilk olarak dediğim gibi Peterek köyünü sizlerle paylaşmak istedim. Peterek daha önce Yusufen'le ilçelik yapmamış ve ben aslında videolarımı çekerken yani yerel halkla da olabildiğince sohbet ediyorum ilçe merkezinin neresi olabileceği yönünde tartışmaların yaşandığı o ilk zamanlarda Peterek köyünün de yeni ilçe merkezi olabileceği yönünde fikirler sunulmuş fakat kabul çok da kabul görmemiş. Yani bu iş biraz da aslında siyaseten dönüyor diyebiliriz. Yani tabii ki de Peterekliler belki de kendi köylerinin ilçe olmasını istiyor veya işte farz edelim ki başka köyden de talepler olduğu zaman oradaki vatandaşlar da kendi köyünün ilçe olmasını talep edebiliyor. Bu durumda tabii ki de ister istemez köyler arasında da bir tartışmanın yaşanabileceği öngörüsünü getiriyor. Bu nedenle de belki de köylerin ilçe olması yönünde bir fikir çok da ağır basmadı ve bu konudan biraz daha sıyrıldılar. Yani bu yöndeki fikirlerin çok da elverişli olmadığını düşünerek köyleri değil de daha farklı bir yerde ilçenin konuşlanması gerektiğini düşündüler ve şu anki dediğim gibi eski adıyla yani yansıtıcılar bölgesi diye ifade ediliyormuş Yusufelili tabiriyle. Bunun nedenle de ben hani olabildiğince Yusufeli halkıyla da böyle aynı dilden konuşabilmek için onların tabirlerini kullanmaya çalışıyorum. Bu arada Peterek'te eski adı köyün yeni adı çevreli. Bu nedenle de yine yanlışlık olmasın. Belki eski adını bilmeyen vatandaşlar da vardır. Yeni adını da söylemiş olalım. Ve tabii köyleri çok da ilçe olarak kullanmayı düşünmemişler. Ve farklı bir bölge olan tamamen yamaç bir yeri işte kırarak ve iş makineleriyle düzleyerek ilçe inşa edilmiş. Fakat dediğim gibi önceki o çektiğim yerleşim yeri videolarında da bahsettim. Zaten 3 bölge şeklinde inşa edilmiş. Pardon 4 bölge, 4 bölge şeklinde inşa edilmiş. Ve bölgeler arasında kopukluk var. Eski ilçe merkezi daha topluydu. Ve bir yerden bir yere çok rahat bir şekilde yürüme mesafesiyle gidebiliyorduk. Artık bu durum yeni ilçe merkezinde neredeyse imkansız. Ve bu da vatandaşların çokça eleştiri yapmasına neden oluyor. Ve böyle tabii ki de köyler biraz daha yeşil alanlar olduğu için ister istemez insanların da işte köylere ilçe merkezinin kurulacağı fikirlerini yani bugün tabii ki de artık iş işten geçmiş diyebiliriz. Fakat insanlar acaba işte köylere konulsaydı işte Peterek olur, Kılıçkaya olur veya Öydem olur veya işte yine aklıma gelmeyen başka köyler olur. Buraya ilçe merkezi yerleştirilseydi hem yeşil bir alan olurdu. Hem de işte vatandaşların yine tarım ve hayvancılığını devam ettirebileceği bir yerleşim yeri olurdu diye bu tarz yorumlar alıyoruz. Bugünkü videomda da dediğim gibi eski adıyla Peterek yeni adıyla Çevreli Köyü'nü de sizlerle paylaştım. Çünkü izleyicilerimiz Peterek Köyü'nün de o zaman daha yerleşim yeri belli olmadan önceden ilçe olabileceği yönünde fikirler aldığını söylediler ve ben de merak ettim Peterek köyü acaba nasıl bir yer ki Yusufeli gibi büyük bir yere ev sahipliği yapabilecek durumda mı değil mi diye bu tespiti daha net bir şekilde yapabilmek için çekimlerimizi gerçekleştirdik. Tabii dediğim gibi yeni ilçe merkezinde tarım arazileri oldukça sınırlı. Hobi bahçelerini yine sizler için görüntülemiştim. Kısıtlı imkanlarla küçük küçük hobi bahçeleri oluşturulmuş. 40-50 metrekarelik ve vatandaşların yine de tarımdan tamamen kopmasını önlemek amacıyla böyle bir proje yapılmış. Fakat ne kadar da elverişli olur. İleriye doğru tabii ki de ne kadar yeterli olur. İşte hayvancılık yapan vatandaşlar var eski ilçe merkezinde. Yine hayvancılığını devam ettirip yeni ilçe merkezinde de devam ettirmek iste, isteyen vatandaşlar var. Fakat yeni ilçe merkezinde hayvancılık devam ettirmek çok da elverişli görülmüyor. Çünkü dediğim gibi hayvanlarını dışarıya açabilecek herhangi bir yer bulunmuyor. İşte ki ahır yapmaya bile çok da yer yok. Belediyenin inşa ettiği ahırlar belli bir ücret karşılığında kiralanarak vatandaşların hayvancılığını devam ettirmeyi sağlıyorlar. Fakat işte vatandaşlar da tabii oraya gidip gelmek için ekstra bir masraf harcamış oluyorlar. Bu da vatandaşların artık bu konulardan bıkkınlık duymasını sağlayabilir ileriye doğru. Çünkü dediğim gibi vatandaşlar da artık zorlandıkça ister istemez ki para da kazanmadık yani bu piyasada hayvancılıkla uğraşıp da hayatta kalmak yani ayakta kalmak gerçekten zor. Bir de böyle üstüne güç yönünden külfetli olmaya başlayınca vatandaşlar artık sıkıldığı için hayvanlarını satmaya başlıyorlar. Ki eski yerleşim yerinden yeni yerleşim yerine taşınırken de ahır bulamayan birçok vatandaş artık hayvancılığı tamamen bitirme noktasına gelerek hayvanlarının tamamını satmıştım. Fakat işte yine idare etmek isteyen arkadaşlar, vatandaşlar zor da olsa bu durumu idare etmeye çalışıyorlar. Bu videomuzda da böyle bir konuya yönelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. O değerli yorumlarınızı bekliyorum. Gelecek videolarda yeniden görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.